Sevgili seyirciler, programımızın bu bölümünde daimi konuğumuz olan operatör doktor Seval Taşdemir'i ağırlıyoruz ve kendisinden kadın doğum ve tüp bebek konuları ile ilgili çok önemli bilgiler alacağız. İzliyoruz. Hocam merhaba, hoş geldiniz programımıza. Hoş. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, biz de iyiyiz. Gülbey Hanım, siz hoş geldiniz programımıza. Hoş. Hocam bugün çok değerli tatlı konuklarımız var. Evet. Onların da hikayelerini çok merak ediyoruz, dinlemek istiyoruz ama bilmiyorum, önce biz de genel olarak sohbetimizi yapalım. Ardından Gülbey Hanım'ın da duygularını öğrenmek isteyeceğiz. Hocam öncelikle kısırlık nedir? Kimlere tüp bebek tedavisi uygulanır? Evet, biliyoruz ki kısırlık çocuk sahibi olamama, çiftlerin 1-1,5 yıllık ilişkilerine rağmen bebek sahibi olamadığı durum olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki bu problem yaşanıyorsa çiftler birlikte ele alınması gerekir. Yapılacak olan ilk analiz erkekte sperm kontrolü, kadında adetin 3. günü yapılan hormon değerlendirmesi, ultrasonla rahim ve yumurtalıkların jinekolojik muayene ve kanalların açık olup olmadığının gösteren histerosalpingografi dediğimiz filmin çekilmesiyle kadında ve erkekteki problemi tespit ediyoruz ve sonra asıl tedavi, görebilecekleri tedaviden netice elde edilebilecek en basit tedaviyle tedaviye başlanılmasıdır. Bu çiftler için yumurtlama aşılama, eğer bunlardan netice elde edilemiyorsa veya bu tedavilerde tedavi olma şansı yoksa hastalarımızı direkt tüp bebek tedavisiyle tedaviye başlatıyoruz. Peki hocam, tüp bebek tedavisi artık son çare midir? Tabii ki tüp bebek tedavisi, biliyoruz ki infertilite alanında gelinen en son noktadır. Bugün tanı ve teşhis kriterleri arttığı için infertilitenin birçok artık tanısı konulabiliyor. Ama bunların tek aşağı yukarı geldikleri son çözüm noktası tüp bebek tedavisidir. Tüp bebek tedavisi birçok teknolojik gelişimle bugünkü noktaya gelmiştir. Tabii bundan yıllar önce yumurtayla spermin nasıl sanki doğal ortamda döllenmesine yakın bir şekilde laboratuvar koşullarında döllendirip anne rahmine yerleştirmesiydi. Bugün için artık bir yumurtanın bir spermi, sağlıklı bir sperm içerisinde enjekte edilmesi, sperm seçiminde artık çok gelişmiş mikroskopların kullanılması, embriyoların çok kaliteli bir şekilde olmasını sağlayan gerek teknik donanım, gerek laboratuvar imkanları, bütün bunlar çok zor infertilite problemi yaşayan, kısırlık problemi yaşayan çiftlerin çözümüne imkan vermektedir. Yani tüp bebek tedavisinin günümüzde geldiği nokta çok ilerledi ve dünyadaki en üst düzeyde hizmet veren merkezlerle eşdeğer konumda hizmet veriyoruz. Tam onu soracaktım hocam. Ülkemizde uygulanan tedavi yöntemleri yurt dışında Amerika ya da Avrupa ile aynı tedavi yöntemleri mi uygulanıyor? Kesinlikle. Oradaki en ileri merkezlerle eşdeğer konumdayız. Zaten yapılan sonuçlar, tedavi sonuçları bunu birebir göstermektedir. Tabii ki tüp bebek tedavisi gerek hekimlerin bilgi birikimi, bunun yanı sıra da teknolojinin bilinçli olarak kullanılmasıdır. Günümüzde artık Türkiye dünyadaki tıp alanında özellikle en ileri ülkelerle eşdeğer konumda. Teknolojiyi çok rahatlıkla ulaşabiliyoruz, uygulayabiliyoruz. Dolayısıyla da bu zor vakaların sonuçlarını çok rahatlıkla elde edebiliyoruz. Hocam, çiftler geldiğinde ilk olarak hangi testleri uyguluyorsunuz? Tabii tüp bebek tedavisindeki hastaya mutlaka başlangıç aşaması çok önemli. Hastayı çok iyi değerlendirmemiz gerekir. Hasta öncesinde eğer tedavi programlarına girmişse bu tedavide uygulanan neticeler çok iyi analiz edilmeli. Hastaların problemi nedir? İlk önce bunu tespit etmemiz gerekir. Örneğin azospermisi olan bir erkek, belki hastanın hormon eksikliğinden kaynaklanan bir azospermisi mevcut. Mutlaka hormon kontrolleri yapılması veya sperm sayısı 5 milyonun altındaysa mutlaka genetik testlerinin de yapılması gerekir. Ki tüp bebek tedavisinde direkt tüp bebek tedavisine mi alacağız veya pregenetik tanı tedavisi mi uygulanacak? Bunların mutlaka önceden tüp bebek tedavisi alınmadan plan programının belirlenmesi gerekir. Kadında örneğin kanal tıkanıklığı ile geldi. Bazı hasta gruplarında sadece kanal tıkanıklığı değil, aynı zamanda kanallarda sıvı birikintisi, hidrosalpinks dediğimiz olgular mevcut. Bunlar tüp bebek tedavisinin tutunmasına engel olan yapılardır. İlk önce bu hidrosalpinks yapılarının rahimle iletişiminin kesilmesi gerekir ve sonrasında tüp bebek tedavi programına alınmalı gibi. Yani hastanın problemi nedir? İlk önce bunun tanısı konulmalı. Gerekirse bunun ön tedavisi yapılıp ve sonrasında da tüp bebek tedavi programına başlanılmalı. Peki hocam, o süreç nasıl işliyor tam olarak? Ne kadar bir zaman alıyor çiftler evet için?
Tüp bezi tedavisi adetin başından itibaren yaklaşık 20 günlük bir zamanda biz tedaviyi bitiriyoruz. O nedenledir ki yurt dışından birçok hastamız bize 3 haftalık tatil dönemlerinde tedavilerini rahatlıkla uygulayabilip neticelendiriyoruz. Özellikle bu 20 günün özellikle 10 gününde kadında yumurtaların geliştirilmesi. Yumurtalar geliştirildikten sonra yaklaşık 36 saat sonra yumurtaları toplayıp laboratuvar ortamına alıyoruz. Aynı günde erkekten spermin elde edilmesi gerekir ve bunları laboratuvar koşullarında döllendirdikten 3 gün sonra da anne rahmine yerleştiriyoruz. Hocam peki tüp bebek tedavisinde başarı oranları nedir ve hangi faktörler başarıyı direkt etkiliyor? Evet, başarı oranları kişilerin yaşı, yumurta ve sperm kalitesi, sahip oldukları yapısal bozukluklar, bunlar hepsi başarıyı etkileyen önemli kriterlerdir. Bizim iyi hasta grubu dediğimiz öyle özellikle genç kadın yaşı, sperm düşüklüğü veyahut da çok hafif bir problemin olduğu olgularda bugün için %70 gebelik oranlarını elde etmemiz mümkün. Kadının yaşı ilerleyince gebelik oranlarında düşme olabiliyor ama bugün için de yine 47, 48, 49 yaşında kendi yumurtalarıyla bebek sahibi yaptığımız hastalarımız mevcut. Ama yine de hastaların özellikle 35 yaşından sonra yumurtaların sayısı, döllenmesi, anne rahmine tutunma oranlarında düşmeler olabiliyor. Hocam bir de en çok merak edilenlerden biri, tüp bebek tedavi yönteminde risk var mı? Tüp bebek tedavisi özellikle yumurtaların toplanması biliyoruz ki ameliyathane koşullarında cerrahi bir girişimdir. Dolayısıyla bu konuda deneyimli hekimlerin çalışması gerekir. Yumurta toplama esnasında komşu organların, damarlar, mesane, bağırsak gibi organların zedelenmesi söz konusu olabilir. Bu konudaki deneyimli hekimler bu konuya gerekli olan titizliği gösterirler. Biz uzun yıllardır bu alanda hizmet veriyoruz. Bu alanda herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bunun yanı sıra ilaç dozlarının ayarlanması önemlidir. Özellikle polikistik overli hastalarda İlaç dozu hastaya göre daha fazla gelirse karın boşluklarında, vücut boşluklarında sıvı birikimi dediğimiz hipersümülasyon olgusuyla karşılaşırız. Bu gibi tür riskler yaşanır tüp bebek tedavisinde. Fakat bu konudaki deneyimli, tecrübeli merkezler artık yaşadıkları en büyük sıkıntı tedavilerin yolunda gitmesine rağmen başarının elde edilemediği gruplar, olgular olarak değerlendirebiliriz. Hocam mutlaka şimdi bizi izleyenler arasında da vardır. Tüp bebek tedavi yöntemini deneyip başarısız olan çiftler, çünkü size bununla ilgili sorular da çok fazla geliyor. En fazla kaç kez tüp bebek tedavi yöntemi denenebilir? Evet, biz kendi merkezimizde tüp bebek tedavisindeki uygularken ileri teknikleri uygulamaya özen gösteriyoruz. Dolayısıyla 5 kez uygulama yaptık, netice elde edilemediyse çok fazla da tedaviye devam etmiyoruz. Ama başka merkezlerde birçok kez yapılmış. Örneğin 13 kere, 15 kere uygulaması olan hastalar klinimize başvurdu. Yaptığımız değerlendirmede tüp bebek tedavisinde ileri tekniklerin uygulanmadığını gördük. Dolayısıyla bu hastaları tedavi programına kabul ettik. Çünkü tüp bebek tedavisinde gebelik elde etme şansları olan hasta gruplarıydı. Nitekim klinimizde uygulanan birinci, ikinci uygulamalarında gebeliklerini elde ettik. Bir de hocam en çok merak edilenlerden biri, miyom varken tüp bebek tedavi yöntemi uygulanabilir mi? Tabii, miyomları çok güzel yönetilmesi gerekir. Her miyom ameliyatı gerektirmez. Özellikle rahim dışına büyümüş, 4 santimden küçük olan miyomlar biz cerrahi olarak çıkartılmasından yana değiliz. Özellikle rahim içerisinde bası yapmış, 4 santimetrenin üzerindeki miyomlar cerrahi olarak miyomlar çıkartıldıktan sonra tüp bebek tedavisinin yapılması gerekir. Peki transfer işleminden sonra ne kadar istirahat etmesi gerekir? Biz hastanın özellikle transferi yaptığımız gün özellikle 3-4 saat klinikte istirahat etmesini öneriyoruz. Takiben o gün hastanın evinde de istirahat etmesi, takip eden 1-2 gün içerisinde ve sonrasında da aşırı fiziksel aktiviteden, cinsel ilişkiden kaçınılması gerekir. Yoksa bilfiil yatak istirahati önerilen bir süreç değildir. Peki hocam normal yolla gebelikle, tüp bebek tedavisiyle gebe kalmış biri arasında bir fark var mı risk açısından? Şöyle, bize tüp bebek tedavisine giren hastaların büyük bir kısmı ileri anne yaşları oluyor. Bunların tabii riskli hasta grupları olduğu için bunlar normal yoldan da gebe kalsa yakın takipleri ve doğum şekillerine çok özen gösterilmesi gerekir. Bunun aksi şekilde genç anneler sorunsuz, normal yoldan gebe kalan gebeliklerden hiçbir farkı yok. Eğer problem mesela örneğin annenin kilosunun fazla olması, tansiyon, diyabet gibi problemler bizim hasta gruplarımızda daha sık karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bunlar riskli hasta gruplarıdır ve bunların yönetimi de çok önemlidir. Dolayısıyla tüp bebek tedavisinde asıl başarı
eve giden canlı gebelik oranıdır. Sadece tüpe tedavisinin neticelendirmesi değil, 9 ay boyunca takip ve sağlıklı doğumun yapılması bizim asıl başarımızı ortaya çıkartır. Hocam bugün röportajımızda konuklarımız da var, çok tatlı, evet, konuklarımız var. Gülbe Hanım'ı da müsaadenizle bir tanımak istiyorum. Daha sonra Gülbe Hanım'ın tedavi sürecini sizden dinlemek isteriz. Gülbe Hanım, siz Seval hocamızla nasıl tanıştınız? O hikayeyi bir anlatabilir misiniz? Ben yıllar önce onu bir programda gördüm, ATV programında. Öyle tanıştım. Ne tesadüf, yine bugün ATV röportajımızda siz de konuğumuzsunuz. Peki siz kaç yıllık evliydiniz? 10 yıllık evliydim. 10 yılın içinde de bayağı bir tedavi gördüm. Olmadı, dış gebelik geçirdim. Tüpün birini aldılar. Sonuçta tüp ben yapmam gerekiyordu. Sonra Seval Hanım'la tanıştım. İlk deneme de oldu. Peki hocam, Gülbe Hanım'ın hikayesini bir de sizden dinleyebilir miyiz? Gülbe Hanım bize başvurduğunda yumurtlama problemi, yani polikistik over sendromu olan bir hasta grubumuzdu. Bunun yanı sıra geçirdiği dış gebelikten dolayı kanallarda da sıkıntılar olmuştu. Zaten bir kanal alınmış, diğer kanalın yumurtalıkla ilişkisi bozulmuştu. Nitekim hastalığı tüpek tedavisi yapılması gereken bir hasta grubuydu. Polikistik overli hastalar özellikle toplumumuzda sık görülüyor. Genetik bir rahatsızlıktır. Tedavisi yönetimi çok özen gösteren, ilaç dozunun ayarlanması çok dikkat edilmesi gereken bir hasta grubudur. Bu hastalar biraz fazla dozda ilaç verdiğinizde çok daha fazla yumurta geliştirir. Eğer ilaç dozu gereksinimden daha düşük oranda olursa bu sefer de tedavi süreci uzar, yumurta kalitesi bozulur. Nitekim polikistik overlerde dikkat etmemiz gereken asıl süreç hastanın ilaç dozunun çok dikkatli bir şekilde ayarlanması gerekir. Çünkü fazla yumurta veren hasta grubudur ve elde edilen yumurtaların da genellikle kalitesi kadın yaşı genç olduğu zaman yüksektir. Biz ilk uygulamamızda bu nedenledir ki Gülbe Hanım da ikiz gebeliği elde ettik. Ve tüpek tedavisine giren bir hastaydı, girmesi gereken bir hastaydı. Bilinçli bir hasta grubuydu. Tedavisi çok sorunsuz geçti. Ve bebeklerini kucağına aldı. Bugün de artık anaokuluna giden iki tane genç kız annesi. Evet, gerçekten. Gülbe Hanım, siz o haberi nasıl aldınız hatırlıyor musunuz? Mutlaka hatırlıyorsunuzdur ama o süreç sizin için nasıl geçti, tedavi süreci? Tedaviden sonra, transferden sonra 10 gün sonra tahlil yapmamızı istiyorlar. Tahlilden sonra telefon açıyoruz. Telefon açtıktan sonra onlar sonucu hamile, ikiz deyince biz çok sevindik. Eşim de yanımdaydı. Hafta sonuna denk gelmişti. Çok mutlu olduk. Ne kadar güzel. Annelik duygunu tattırdı hocamız. Peki şimdi bizi izleyenlere, tüp bebek tedavi yöntemini düşünenlere ya da birkaç kez deneyip başarısız olan çiftlere buradan siz ne önerirsiniz? Vallahi dinlemelerini istiyorum. Tavsiyede bulunuyorum. Çok mutluyuz. Ne güzel. Hocam siz de bu tabloya görünce, evet, daha mutlu oluyorsunuzdur eminim. Kesinlikle. Hep istiyorum zaten doğumlarını gerçekleşen hastaların bizi ziyaret etmelerini. Artık bizim tedavini yapıp dünyaya getirdiğimiz bebekler üniversiteyi bitirdi. Çok uzun yıllar bu alanda hizmet veriyoruz. Ve böyle her geçen gün... Çok geniş bir aileniz geniş var bir aile, hocam. Her geçen gün bebeklerimizin sayısı artıyor. İnşallah daha da artar. Hocam yavaş yavaş röportajımızı noktalayacağız ama izleyicilerimize, tüp bebek tedavi yöntemini düşünen izleyicilere buradan en son ne tavsiye edersiniz? Tabii görüldüğü gibi Gülbe Hanım gibi çok güzel örneklerini her geçen gün yaşıyoruz. Hastaların bu cesareti olmasa tıp bu tedavileri, bu güzellikleri yaşayamazdı. Dolayısıyla bu problem yaşanıyorsa artık ülkemiz bu alanda çok iyi hizmet veriyor. Çok başarılı merkezler var. Vakit geçirmeden bu konudaki donanımlı, deneyimli merkezlere başvuruda bulunup bebeklerini kucaklarına alsınlar. Aslında en önemli nokta hocam zaman kaybetmemek değil mi? Kesinlikle. Özellikle kadın yaşı çok önemli. Genç annelerin tedavileri çok daha sorunsuz ve başarılı oluyor. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Gülbe Hanım, size de çok ayrıca teşekkür ederiz. Kızlarınızla birlikte röportajımıza yer aldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.